Ya gerçekten çok sıcak değil mi sence de ya? Çok sıcak, ne içeride ne de dışarıda oturulmuyor artık. Ya bir şey diyeceğim. Nasıl akşamları dışarıda mı geçirsek? Sahile falan gidelim. Klima da bozuk biliyorsun. Olur vallahi, yarından itibaren yapalım. Yapalım, durulmuyor çünkü gerçekten çok sıcak. Aynen. Ya sen bizim kanala baktın mı son zamanlarda? Nedir izlenmeleri falan? Vallahi 2 gündür bakmıyorum. Bak bakalım ne durumdayız. Ya biz yazın okunacak kitaplar videosu çekecektik. Öyle demiştik ya, onun tam zamanı değil mi? Bence çekelim onu artık ya. Tamam, yarın sahilde karar veririz ne yapacağımıza. Ah, az bilinene bak. Bakayım. 2000 olmuş. Vallahi ne ara oldu. Ya biz bunun ikincisini çekecektik. Unuttuk ya. 8 ay olmuş bak, unuttuk biz onu. Sürekli erteledik vallahi. Bu yaz kitaplarını bir hafta daha erteleyelim bence. Nasıl olsa yaz yeni başladı. Biz bunu çekelim bu hafta. Bunun ikincisini çekelim. Ama şöyle bir durum var. Bahsetmediğimiz başka yayın evi kaldı mı? Ya vardı, geçen konuşuyorduk, hatta şey var. 3 nokta yayınları var. Konu kitap var. Afrikaano kitap var. 100 kitap var. Var da var. Tamam. Yarın o zaman bunun üzerine çalışıyoruz. Bu hafta da bu videoyu çekiyoruz. Tamam, az bilinen iki. Anlaştık. Yalnız şuna bir baksana Aa, ya. yeni yayın evi mi En var? çirkin çıktığımız video, en Yakında bilinen kitap. videomuz. Şuraya bak, girişe bak, girişe. Peki siz bu Ergazinos yayın evini efekti. duydunuz mu? Bak bak, sen işte bu. Siz esas bunu duydunuz mu? Tüf tüf. Efsane bir tüf. Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Ben Zeki. Ay, biliyorsunuz merhaba. son videomuzda bundan sonra her hafta Ya pazar ben günü bunu içerik kapatıyorum yayınlayacağımızı ya. söylemiştik. Ben Bakın, Cem geçen Yılmaz'a gün çatı Cem Yılmaz'a kapatıyorum. devam ettiğini bence de. Herkes ne? Herkes benim yaptığımı yapamaz. Nerede? Nerede? Acaba? Ölmüş ya. Yapma. Daha önce hazırladığımız bir videoda bazı yayın evlerinin diğerlerine nazaran daha az okunduğunu, okuyucular tarafından daha az tercih edildiğini söylemiştik. Bununla ilgili çok güzel bir içerik hazırlamıştık. Hatta o video bu kanalın en hızlı yükselen, başarıya ulaşan, 1000 rakamlarına ulaşan videosu olmuştu, evet. İlgi çekmişti. Dolayısıyla biz de bunu bir seri haline getirmeyi ta o zamandan düşünmüştük aslında. Aynen. Çünkü o zaman aklımızdaki bazı yayın evlerini elemek zorunda kalmıştık. O süreye sığdıramayacağımız için. Dolayısıyla bu videoda da o elediğimiz, ileri tarihe attığımız yayın evlerinden ve onların kitaplarından bahsedeceğiz. Şimdi o videoda 8 tane yayın evi vardı. Yaklaşık 20 tane de kitaptan 20 bahsetmiştik. tane, evet. Yani bu sefer de gene 6 tane yayın evi var elimizde. Gene onların yaptığı işlerden birkaç örnek var. Yani bu videonun konusu da daha önce de bahsetmiştik. Zeynep de söyledi. İkincisi olacak. Hangi videonun ikincisi? Az bilinen ancak kaliteli işler üreten yayın evi serisinin ikincisi. O zaman hemen başlayalım. Benim anlatacağım ilk yayın evi 100 kitap. Yani rakamla 100 değil. Bir eylem olarak, yani denizde 100. Evet, ilk akla o geliyor ama. Aynen öyle, ama sembollerinden, logolarından anlaşıldığı üzere adam birisi balıklama dalıyor. Şurada çok küçük bir ibare şeklinde gözüküyor. 2017 yılında kurulan bu yayın evi sadece 21 kitap yayınlamış. Yani 2017 4 sene olmuş. 4 sene için kötü bir rakam değil ama yüksek de değil. 4 senelik daha kalabalık yayın evleri de var. Şimdi ben bu yayın evi hakkında birkaç kitap biliyorum, okudum onları. Hani söyleyebileceğim pozitif şeylerden bir tanesi içerikleri. Yani birçok popüler yayın evine göre daha kaliteli içeriği bulup okurla buluşturuyorlar. Ben özellikle öykülerini çok seviyorum. Zaten yayın evi de genellikle öykü ağırlıklı yayınlar yapıyor. Ve bu arada sadece kurgu üzerine çalışıyorlar. Atıyorum sanat ya da felsefi düşünce kitapları yok. 21 tane kitap var demiştik. Bunların önemli bir kısmını Doğu Avrupalı ya da Kuzey ülkelerinden yazarlardan seçmeye çalışıyorlar. Ben onu fark ettim. Bir tane Tim Winton'un kitabı var. O da zaten Avustralyalı bir abimiz. Benim bu yayın evinden bahsedeceğim kitap George Orwell benim arkadaşım, ya da George Orwell arkadaşımdı. Kitabın ismine bakarken yanlış okudum. George Orwell arkadaşımdı. Adam Johnson isimli yazara ait bir kitap, şöyle göstereyim. Çok güzel bir kapak tasarımı var. Çok evet. Basit. Ben seviyorum böyle şeyleri nedense. Bir öykü derlemesi bu. Öykülerin hepsinin içeriğinden tek tek bahsedersem uzun sürer. Şöyle kabaca toparlayayım. Adam Johnson'ın yaptığı iş burada toplumsal hayata dair hafif yıkıcı ve sarsıcı alanları okurun karşısına çıkartıyor. Bunlardan birkaç tanesini de bilim kurgusal öğelerle yapıyor. Mesela öykü karakterlerinden bir tanesi yazılımcı. Farklı bir şeyin peşinde koşan bir yazılımcı. Onun haricinde bir tane de bilgisayar programcısıyla karşılaşıyoruz. Biraz hacimli bir kitap. Yaklaşık 400 sayfa civarında. Pardon, özür dilerim, yaklaşık 250 sayfaymış. Çünkü kullandıkları 400, evet. Kağıt bir tık kalın. Evet evet, ben de onu fark ettim. Ondan ötürü ben yanlış bir rakam verdim. Ama içerisinde sadece 5 tane öykü var. Yani bu anlamda biraz uzun sürüyor öyküler diyebiliriz. Bu yayın eviyle ilgili benim en sevdiğim şey kapakları. Evet, demin ona bakıyordum. Dokusu çok hoş bir his veriyor insana. Aynen. Tasarımdan ziyade dokusuyla, hani ben bu kitabı rafa yerleştirirken ya da raftan alıp elimde okurken gerçekten kitap okuyormuş hissini, hani yaşadığımı evet, iddia edebilirim. Çünkü güzel, böyle
pozitif, samimi bir his veriyor insana. Sayfa yapısı da öyle. Kalın dedin ya. Aynen gerçekten öyle. Hissediyorsunuz. Sayfalar çok kalın. Çok, bu bir sayfa evet. Ben bir sayfayım diye duruyor evet. Kitabın içerisinde. Onun haricinde şöyle bir özelliği var yayın evinin. Yazarların portrelerine ilk sayfalarına yer veriyor. Böyle portre fotoğraflarına ilk evet, ya da ikinci sayfada şey. Yer veriyor. Hani birçok yazarın fiziksel özellikleri bakımından bilmiyoruz. Bazı yazarları kadın zannedip erkek çıkıyor da tam tersi isim evet, yüzünden. Evet, ben özellikle ilgileniyorum o konuyla da. Evet yani kadın yazarlar bir sürü erkek kimliğiyle dolaşmış derken yani kitap yazmışlar. Öyle garip bir dönem de var dünya edebiyatında. Evet o konuyla da değinmiştik hatta. Aynen öyle bir videomuz da var. Kanalımızda. Aynen öyle. Şimdi bu kitapta mesela Alois Hoschink. Ben bu ismi erkek mi kadın mı çok tahmin edemezdim ama. Daha önce bahsettik ya da ismi geçti bilmiyorum. Bu kitabı hatırlıyorum çünkü. Aynen bu da çok güzel bir öykü kitabı yayın evinin. Çok güzel işlerinden bir tanesi. Genel olarak dediğim gibi çok büyük yayın evlerinin böyle büyük reklamlarla ortaya koyduğu işlerden daha güzel şeyler yaptıklarına ben inanıyorum. 2017 yılında kurulmuş dediğimiz gibi. 21 kitapları var. Umarım daha fazla kitapları olur. En son kitaplarını bir hafta önce yayınladılar. Bir Rus yazara ait ismini unuttum şimdi. Yok. Kitabın ismini unuttum ama çok güzel de bir kapağı vardı. Onun gene sıra dışı bir metin. Yani bu yayın evinden beklenecek bir iş. Şu iki kitaba ben kefilim. Diğerlerini de bulup okumak size kalmış. Benim bahsedeceğim ilk yayın evi Africano Yayınları. Son zamanlarda özellikle dikkatimi çeken bir yayın evi oldu ve hani kitapları da gerçekten güzel. Seçtikleri konular, seçtikleri yazarlar ve hani ince bir iş yapmaların, ince ve narin güzel işler yapmaları kapaklarının kapaklarından tutun da isimleri aynı şekilde. İlk önce insanda sadece bir Afrika ile alakalı mı metinler, Afrikalı yazarlar, Afrika edebiyatı mı olacak diye düşünüyorsunuz. Ama çok farklı yazarlar, çok farklı ülkelerden yazarlar var. Ama aslında 10-15 tane kitapları var henüz daha. Evet, çok tazeler. Gerçekten ilgi çekici ve hani değer görmeyi hak ediyor bence. Sadece neden Afrikanun ismini seçtiklerini çok merak ettim. Ben birazcık araştırdım ama çok fazla bir bilgiye ulaşamadım. Hani kendi birinci ağızdan bir bilgiye ulaşamadım. Yoksa çok fazla bilgi bulabiliyorsunuz internette ama sadece şöyle bir bilgiye ulaştım kendi sitelerinden o da. Afrika kıtasının halkının dünyanın en mazlum, en bahtsız halklarından biri olduğunu düşünüyorlar ve onu yüceltmek adına böyle bir isim seçtiklerini yazmışlar kendi sitelerinde. Bence hani bilmiyorum o halkı, oranın edebiyatını, o kıtayı yüceltmek için bu değeri vermeleri benim dikkatimi çekti yani. Çünkü çok spesifik bir fikir. Direkt bunun isimlerine yansıtmaları da bence çok hoş olmuş. Şimdi ben elimde 3 tane kitap var bu yayın evine ait ama benim en hoşuma gidenlerden bir tanesi Natsume Soseki isimli yazarın Cam Kapının Ardı isimli bu güzel kitabı oldu. Kapağı çok kapak tatlı çok güzel yani. Zaten. Hani biz Japon edebiyatına da meraklıyız. Japon seviyoruz. Sanıyorum yazar. Natsume Soseki 101 Sapon. Japon neyse. Çünkü neden biliyorsunuz Japon edebiyatı ile ilgili videomuzu izlediyseniz orada Zülfikar'ın bir tezi vardı. İsimlerin hece sayısından ve harf sayısından uzunluğundan nereli olduğuna dair fikir edinebiliyoruz demişti. Gerçekten de doğru. Natsume Soseki. Uzun. Japon. Ki biraz talihsiz bir hayat yaşamış. Daha doğrusu hep hastalıklarla uğraşmış hayatı boyu ve 48-49 yaşlarında çok genç bir yaşta ölmüş maalesef. Ve burada da ölmeden önceki son sene içerisinde ölümüne bir sene kala derlediği topladığı anıları var aslında. Anılarını okuyoruz burada. Ve ilk girişinde zaten resimlerle ve fotoğraflarla süslemiş ön değiş kısmında kendi bizzat hayatından kareler paylaşılmış. Çok güzel. Çünkü daha sonra okuduğunuz zaman o görüntülerle de birleştirebiliyorsunuz hikayeyi. Yani yazarın naifliği, inceliği ve kendine aslında sadeliği dikkat çekiyor. Aslında bu kitabı ve bu yazarı özel kılan şeyler onlar. Ve buradaki anılarında ailesinden tutun da işte çevresindeki insanlara, köpeğine, kedisine şey. Kadar pek çok anıyı okuyabiliyorsunuz. Ve bazen gerçekten çok çok hüzünleniyorsunuz. Bazen de gülümseyerek okuyorsunuz bazı şeyleri. Genel olarak ben yazarın hayatını okuduğum zaman zaten bir içim buruk başlamıştım okumaya. Çünkü devamlı hastalıklarla uğraşılmış bir ömür ve bir nevi ölümü bekleyiş var. O ölümü bekleyişte de geriye dönüp hayatını bizle paylaşıyor. Ve bunu da gerçekten çok incelikli bir kalemden dinliyoruz yani böyle bir hikayeyi. O yüzden ben bu kitabı burada ön plana çıkarmak istedim. Ve şey de çok hoşuma gitti. Bölümleri direkt 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Ve şurada Japonca da yazılmış. O bilmiyorum nedense benim görsel olarak benim böyle bir gözümü okşadı bu şekilde. Bölüm başlarında onun motif olarak orada olması. Çünkü çok resimdir ya Japonca. Yani hocam, bizim için gerçekten sanat gibi bir dil yani. Çünkü yani. Resim görüyoruz. Biz orada aslında resim görüyoruz. Japonca bilmeyen insanlar olarak. Bizim yani, alfabemizden çok yabancı olduğu için. Hiçbir şey anlamadığım için güzel şekiller görüyorum. Güzel şekiller görüyorsun. Görsel olarak insana bir göz ziyafeti çektiriyor yani kitap her yönüyle. Evet. O yüzden bence okumaya değer. Elimde benim
İki tane daha kitap var. Onların da hemen isimlerini söyleyeyim. Julian Herbert Mezar Şarkısı isimli kitap. Ve şu an bir dakika çok heyecanlıyım. Çünkü ismi gerçekten çok güzel beni aşıyor. Yani. Önce bir okuyayım. Keşke benim aklıma gelseydi. Mahlas yapsaydım. Massimiliano Santa Rosa. Massimiliano Santa Rosa. İsim. İsim ya. Bu isim yazar olmalıymış. Yazardan kötülük. Ayrıca kapağına dikkatini çekiyorum. Kapağı biraz karışık gözüküyor ama yakından bakınca güzel bir motif var. Yani hem yazarın ismi hem de kitabın kapağı, konusu. Gayet hoşuma gitti. Yani ben kitabı okumadım, arkasını okudum sadece. Hani buradan bildiğim kadarıyla bu kitabı paylaştım sizlerle. Ama diğer iki kitabı da gerçekten hoş bu yayın evinin. Ve evet, İnşallah devam ederler böyle güzel işler çıkarmaya. Yani evet, 2019 yılı çok yeni sayılır. Daha iyi şeyler görmeyi dileriz yani. Afrikan yayınları evet dikkate değer bir yayın evi. Benim anlatacağım ya da üzerine konuşacağım bir sonraki yayın evi de 3 nokta yayınları. İsmi çok güzel. 3 nokta. 3 noktanın sonsuzluğuna diye bir sloganları vardı galiba. Ve bu yayın evinden benim elimde 3 adet kitap var. Hepsi de dünya edebiyatına ait eserler. Yayın evi 2020 yılında kurulmuş. Yani geçen sene bu videodaki en yeni yayın evi olabilir. Evet, kesinlikle öyle. Zaten sadece 7 kitap yayınlamışlar. Gerçekten bir elin parmaklarını biraz geçiyor. Hani çok az, ikinci el bitmemiş. Bu kitaplardan bir tanesi hariç diğerlerinin hepsi dünya edebiyatından örnekler. Bir tanesi Türk yazara ait. Şimdi benim bu yayın evinden ilk dikkatimi çeken kitaplardan biri de Araf'ın Ruhları, Prosper Merim isimli yazara ait. Bir kere kapağı çok şiirsel. Şöyle göstereceğim. Zaten seni bir yere konduracaktır kapağı. Mutlaka ben. Aynen öyle. Her tarafa görseller. Şimdi bu kitabın benim ilgimi çekmesinin sebebi Prosper Merim adlı yazar. Carmen isimli kitabından tanıyoruz kendisini. Gerçekten başarılı, güzel, hoş bir hikayeydi Carmen. Ayrıca yazarın bir özelliği daha var. Gezmediği yerler hakkında gezi yazıları yazıp bunlardan para kazanmak gibi bir durumu var. Allah Allah. Bu bilgiyi hiç şu an duyuyorum ya. Bu durum bana şeyi hatırlatıyor hep. Hani Borges'in hiç olmamış olaylarla ilgili gazetelere yazı yazmasını hatırlatıyor. Hani bir kitap vardı. Şimdi hatırlamıyorum ama ben onu, bu konuyu orada okumuştum. Bu eser Doktor Faust ve Mephisto ilişkisine benzeyen böyle ilahi kötülükle iyiliğin ya da kötülükle bir insanın anlaşması, şeytanın ruhunu satma tadında bir hikayeden bahsediliyor. İlk fantastik kitap örneklerinden biri olarak da geçiyor literatürde. O konuda emin değilim. Çünkü ilk fantastik kitabı okumadım ya da o konuyu bilmiyorum. O bilgi bende yok. Ama rahatlıkla okunabilecek hoş bir hikaye. Gene Prosper Merim ismi Türkiye'de çok bilinmese de tercih edilebilir. Onun haricinde benim elimde ne var? Bir tane Balzac kitabı var. Aklanmış Melmot. Ne kadar meşhur bir görseldir bu değil mi? Tabii canım, bunu her yerde kullanıyoruz. Yani bu aralar şey yapıyorlar ama. Burada insan eli, burada yapay zeka oluyor bu aralar. Evet evet. Bir diğer kitapta Amit Chaudhuri. Tuhaf ve harika bir adres. Kitabın kendisi de tuhaf. Yazarı birçok ödül almış. Şimdi 3 nokta yayın evi. Ben neden burada bahsediyorum? Dediğim gibi çok yeniler. Daha iyi şeyler yapacaklarının teminatını veren kitaplar var ortada. Evet. Yani bu kitaplardan bir tanesini Emrah İmre çevirmiş. Bu konuda başarılı bir çevirmen. Onun haricinde şu benim dikkatimi çekti. Yayın evinin standart bir ölçüsü yok. Şimdi bir örnekle göstereyim. Şimdi bu kitabın ölçüsü standart kitap ölçüsü. Yani aklımıza gelen şey, ölçü roman boyu deniyor hatta buna. Ama bu kitap ondan daha dar. Ben bu formatı da seviyorum. Bu hoş bir durum, evet, yani okumak için güzel oluyor. Taşıma anlamına daha pratik. Ve işin garip tarafı, bu yayın evinin daha büyük kitabı da var. Evet. Ya da kapak baskısı, mum kapaklı olan bir kitabı da var. Sürekli farklı şeyler yapıp farklı şeyler belki de deneyip. Şunun da çok şey değil miymiş? Yani böyle bende şey yazı çağrıştırdı yani. Al, evet. Şu anda tam okumalık bir kitapmış gibi. Öyle bir havası var. Bir İnsanı sokak mutlu imgesi. Eden. Ama gene Hindistan'da geçiyor galiba hikaye. Sen sevebilirsin. Onu diyecektim. Amit Chaudhuri, şu an bu arada benim bir Hindistan merakım var ya. Daha doğrusu geliyor yani, bilmiyorum, buluyor beni bir şekilde. Algıda seçicilik yaşıyorum herhalde. Evet, öyle oluyor. Hindistan olduğu için tam bu kadar renkli olmasının sebebi zaten o. Anladım başka şimdi. Başka neresi bu kadar renkli olabilirdi ki? Aynen öyle. Şimdi bu yayın evinden belki görmüş olabileceğiniz kitap Vin Nehri Cinayeti adında bir polisiye derlemesi. O derlemenin de en önemli öykülerinden biri tabii ki Agatha Christie'nin yazdığı bir öykü. Evet. Bu yayın evinin en başarılı işlerinden biri o. Ama dediğim gibi diğer kitapları, benim burada kısaca bahsettiğim kitaplara, hatta bu Araf'ın Ruhları adlı çok şık kapağı olan kitabı da mutlaka şans verin. Logolar çok hoşuma gitti. Çok basit ve net düşünülmüş. Onun haricinde 7 tane kitap çok az. Bence daha fazla kitabı siz hak ediyorsunuz. Okurlar hak ediyor. Böyle güzel işlerle bizleri buluşturursanız biz de burada konuşuruz. Neden olmasın? Yani gayet güzel hak ediyor bence. Çok da yeniler. Ben devamı geleceğine eminim. Daha bir sene olmuş. Daha dur bakalım.
Bu videoyu çekme fikri aklımıza geldiğinde bu videoda mutlaka olması gerektiğini düşündüğümüz yayın evlerinden biriydi. Helikopter yayınları. Yes. 2008 yılından beridir faaliyetteler sanıyorum. Evet. Ve kitap yayın evinin bir alt markası, alt kuruluşu aslında. Daha çok roman, kurgu alanında kitapları var. Onun dışında bazı Shakespeare çevirileri mevcut benim bildiğim kadarıyla. Birkaç tane. Sen söylemiştin Temmuz'dan beridir, Temmuz 2019'dan beridir evet ya, sanıyorum yeni kitap yayınlanmıyor. Ne oldu acaba, kapandı mı? Muallak yani, net değil. Keşke devam etse çünkü yani çok çok güzel yani bu kapağı ve bu tarzı sanıyorum başka bilmeyen yoktur. Yani benim evet. Çok hoşuma gitmişti her zaman için. Gerek sayfaları olsun, gerek puntoları olsun, ne bileyim sayfadaki yazının konumlandırılışı olsun. Her şeyde çok iyi bir iş var ortada. Çok ince ve benim tek şikayetim çok pahalı olmalarıydı. Çünkü gerçekten çok pahalı helikopter yayınları. Evet ama yani belki bu kalitenin fiyatı bu. Belki de bu, evet, onu da düşünüyorum ve zaten normalde örnekleri göstereyim böyle poşet içerisinde satıyorlar. Evet ya, çizilmesin diye böyle ambalajlı alırsınız kitapları. Evet evet, ve insan okumaya kıyamıyor gerçekten. Ben şimdi bu konuda bu yayın evinden belki de en popüler olmuş kitaplardan evet. Bir tanesi İklimler'de daha önce bahsettik bu videoda bu kanalda. O yüzden şu anda bir daha bahsetmiyoruz. İklimler gerçekten çok güzel bir hikayesi vardı ve ben burada şöyle demin fiyatlarından şikayet ettik ya, içine şöyle bir not düşmüşüm aldığım zaman 2016 16 Temmuz 2016'da almışım. 20 TL'lik kitabı indirimden 23.40 TL'ye aldığım muhteşem gün yazmışım. Bu kitap zaten pahalı. Muhtemelen arkasındaki etiket değiştirilmeyi unutulmuş. Arkasında 20 lira yazıyor ama kitap o dönem sanıyorum 30 lira civarındaydı. Evet. İndirimde 23.40 aldım. İyi böyle, fiyat valla. İyi fiyat ama arkasında 20 lira yazdığı için gene de böyle bir kazıklanmış hissediyor insan kendini. Çok garip ya. Hoşuma gitmişti. Biraz da eskitmişim. Kitabı sağlık. Senin kitabın olsaydı pırıl pırıl kalmıştı herhalde. Benim kitabım hala poşeti bile sağlam. Yani. Şimdi benim elimde bu yayın evinden 4 tane kitap var ama ben ikimleri bir kenara koyduk bahsettiğimiz için. George Sand'in Lavinia adlı kitabından bahsedeceğim. Lavinia ismini sanıyorum Özdemir Asaf'tan daha çok hatırlıyoruz. Kesinlikle. George Sand yerine. Ama biz bu sefer George Sand'in Lavinia'sından bahsedeceğiz. Şimdi bu aslında iki adet novelladan oluşuyor. Birincisi Lavinia, diğeri de Markiz'di. İki tane novella var içerisinde. George Sand şöyle bir anda yani aklıma geldi. Biz bu kadın yazarlarla ilgili az önce de konuştun evet. Ya o videoda bu yazarın isminden bahsetmiştik. Çünkü birazdan bahsedeceğim konusu itibariyle de zaten çok birbiriyle örtüşecek bu söyleyeceğim şey. Aslında gerçek ismi değil yazarın, George Sand. Gerçek ismi çok zor olduğu için o videoda ben bunu Zülfikar'a okutmuştum. Bu sefer kendim deneyeceğim. Amandine Aurore Lucia Dupin. Aslında Kalkülü. Yazarımızın ismi. Kalkülü. Bir daha okumayacağım. Oldu veya olmadı bilmiyorum. Bu kadar. Aslında kadın yazar zamanında işte o videoda bahsettiğimiz gibi sıkıntı çekmiş kadın yazarlar. Yani bir ayrımcılığa maruz kalmadan bir saygınlık elde edebilmek için erkek isimlerini alıp o isimlerle kitaplar çıkarmışlar. Bu da ona bir örnek. Şimdi bu kitapta 19. yüzyıl Fransa'sına gidiyoruz aslında. Dediğimiz gibi kadın yazarımız bu konuda birazcık hassas. Ben de bu konulara biraz hassasım. O yüzden bu kitabı seçtim zaten. Bütün o 19. yüzyıl Fransa'sındaki eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, çarpıklıkları, o düzendeki bozuklukları ve kadınlara yönelik yapılan ve bütün olumsuz davranışları aslında buraya yansıtmış bir şekilde onlardan bahsediyor bize. Ve o dönemlerde bu iki hikayede de aynı, aslında bu konu var. Yani kadınlar arasında, o dönemin genç kadınlar arasında saygınlık kazanabilmek için sevmedikleri erkeklerle, mevki sahibi veya işte üst sahibi erkeklerle sevmedikleri halde evlenmeleri gibi bir moda, bir alışkanlık varmış diyelim. Moda değil. Nasıl bir alışkanlık? Öyle bir şey. Hani prestij kazanmak ve saygınlık kazanmak için böyle yollara gidiyorlarmış. İşte garip. Burada da böyle iki tane hikaye var. Yani aslında başka insanlara aşık ama sevmediği adamı. Sevmediği bir adamla işte saygınlık kazanabilmek için evlenmiş bir kadın var. İkincisinde sanıyorum ikinci hikayede ben biraz başından okuyabildim sadece. İkinciyi okuyamadım. Orada bir erkek karakterimiz var, Markiz. Ama orada da gene kadın karakteri birazcık ön plana çıkarmış. Onun ağzından anlatıyor aslında hikayeyi orada da. İyi ki öyle yapmış. Öyle bir yüceltmeye gitmiş. Dolayısıyla hani zaten arka kapağını alıp okuduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok hoş. Yani şöyle bir kitabı elinde tutup okumak bile insana aslında keyif veriyor. Gerçekten yani çok farklı bir dokusu var, hissi var, duygusu var bu yayın evinin kitaplarının. Yani bazen hatırlıyorsun bir içeriğimizde aslında okunan metin aynı. Nasıl sunulursa sunulsun diye bir şey söylemiştik. Ama böyle şeylerde tabii ki insanın hoşuna gidiyor. Tabii canım, göz zevki ya da şey bir nesnenin nasıl oluşturulmuş olduğu tasarım zevki olarak da gayet şık. Yani şu an piyasada bazılarını bulabilir misiniz? İklimler mesela bitti sanıyorum. Ya bitti, zor bulunur hale gelmeye başladı birçok kitap. Yani o yüzden ben şu an burada söyleyeceğimiz kitaplar piyasada var mı yok mu aslında bilmiyorum. Biliyorum çünkü videoyu çektikten sonra
bazen aşağıya dertlenebiliyorsunuz. Evet, hani biz çok beğendik, bunu okumak istiyoruz ama bulamıyoruz diye. O konuda da haklısınız maalesef. Yani işte kaliteli işler yapan, az bilinen kaliteli işler yapan yayın evleri genelde böyle olabiliyor. O yüzden biz de buraya çıkarıyoruz ki bu tarz yayın evleri işi bırakmasın. Kitaplar yani basılmaya devam edilsin diye. Çorbada tuzumuz olsun biraz da. Şu anda nerede bulursanız alın deriz biz. Çünkü tükenmek üzere ve kıymetli olacak yakında. Aynen öyle. Başka elimizde neler var? Henle Haz. Günah Şehri. Günah Şehri isimli bu kitap. Onun dışında iklimleri zaten söyledik. Margaret Yourcenar. Sen bunu söylemiştin sanırım, güzel yani hikayesi diye. Hadrinus'un anıları. Ben bunu alalı bir seneyi geçti ama kıyıp daha bak jelatinini açmamışım. Böyle evet, evet. Parlıyor ışığa tutunca. Kıyamadım. Benim anlatacağım bir diğer yayın evi de Konu Kitap. İsmi gerçekten çok net. Konu Kitap. Benim çok hoşuma giden bir ismi var. Evet evet. Şimdi Kafka Okur dergisini hatırlıyorsunuz çoğunuz. Hani tabii bir kısmınız okuyor, takip ediyor olabilir. O güzel derginin aslında bir kuruluş olduğunu düşünün. Kitap, Konu Kitap basım yayını limite ŞT'ye olsun. Hı-hı. Ve o derginin yayın evi kolunda bu Konu Kitap'ta görüyoruz. Oradan yayınlar yapıyorlar. Genellikle dünya edebiyatından eserlerle karşılaşıyorsunuz bu yayın evi altında. Ben bu yayın evinden ilk okuduğum kitap İnsanlar isimli bir kitaptı. Şimdi görselini yerleştiririz. İsminin geri kalanını söylemiyorum. Çünkü belli kurallara uymamız gerekiyor. Siz anlayacaksınız. Şimdi benim bu yayın evinden bahsedeceğim kitap şu olacak. Defneler Kesildi. Edouard Duhargin. Fransız bir yazar. İsmi benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Edouard Duhargin. Evet, şairane bir isim var. Şimdi kitabın özel olan kısmı, benim için önemli olan kısmı şuydu. Bu yazar için şey derler. İç monolog ve bilinç akışının mucidi. Yani James Joyce ya da Virginia Woolf ya da diğer iç bilinç akışı tekniği. Deyince ilk aklı Virginia Woolf geliyor. Mesela bunu bilmiyordum. James Joyce Ulysses'te ne yaptıysa bu yazardan öğrendi derler. Yani bu anlamda özel bir eser. Bu kitapta sadece 6 saatlik bir durumu anlatıyor. Bir üniversite öğrencisinin bir aktriste aşık olması ve kafasından geçen ihtimaller, durumlar, ne yapacağım, ne hissediyorum şu an gibi sorulara cevap araması üzerine bir kitap. Benim çok hoşuma gitmişti. Bu yeni evinden ayrıca Netflix Bu İş Asla Tutmaz diye çok güzel bir biyografi diyelim. Netflix'in ilk CEO'su galiba. Onun biyografisi de var. Çok dikkat çeken kitaplardan biriydi. Ben her türlü bu yayın evini öneririm. Yani çok sıra dışı şeyler yayınlamayı tercih ediyorlar. Evet, evet. Ama mesela şu kitabı da yayınlamışlar. Hoş bir yorum olmuş. George Orwell Neden Yazıyorum. George Orwell'ın telifinin bitmesi meselesini konuşmuştuk. Onlar da kendi kitap tasarımlarını, kapak tasarımlarıyla piyasaya sürmüşler. Gayet güzel. Onun haricinde Çoban Kulübesi adlı kitapları var elimde. Ben kapağını çok beğenmiştim. Yani hakikaten çok hoş bir ikilik var burada. Dualite. Yani yuvarlak bir bulut. Aşağıdaki evinde bir dairesel yorumu var. Benim çok hoşuma gitmişti. Onun haricinde tabii dediğim gibi Defneler Kesildi. Bu yayın evinden benim önereceğim ilk kitap olsun. Ben severek okudum. Yani güzel bir durum. Bilinç akışı biraz zorlayıcı olabiliyor okur evet, ama. Kesinlikle. Yani okuduktan sonra ve tam olarak özümsedikten sonra alıştıktan sonra vay be diyorsunuz. Yani hakikaten evet, yani bir şey, bir kişiye ait duyguları tam olarak öğrenmek istiyorsam bunu okumam lazım diyorsunuz. 2020 yılında yayına başladı bu yayın evi yanlış hatırlamıyorsam. Şu ana kadar da 10 ya da 11 tane kitapları var. Yani ben dediğim gibi severek takip etmeye çalışıyorum. Farklı ülkelerden çok kaliteli işler ortaya koydular. Hatta bir tane de Natsume Soseki kitapları var. Bu yayın evini özel yapan şeylerden biri de o, belki de bizim Uzak Doğu sevdamıza hitaben. Evet, kesinlikle. Yani ben bu yayın eviyle ilgili söyleyeceğim şey, hani bulduğunuz yerde bir şans verin karşınıza çıkan yerde. Sembolleri de çok güzel, iki nokta üst üste. Yani bugün güzel sembollere ait yayın evleri belki de bana denk geldi. Ben kendimi öyle sayıyorum şu an. Konu Kitap benden bu kadar. Bu videoda bahsedeceğimiz son yayın evi bana kaldı. Bana düştü. Bana kaldı da denmez ki. Bana düştü. Aslında diğerlerine nazaran daha çok duymuş olabileceğiniz, bildiğiniz bir yayın evi. Sanıyorum Korpus Yayınları. Evet, sanatla ilgileniyorsunuz özellikle. Özellikle mutlaka ki duymuşsunuzdur. 2016 yılından beri yayın hayatındalar. Genelde inceleme ve ağırlıklı olarak sanatla alakalı kitapları mevcut. Evet. O yüzden dedik özellikle sanatla alakalıysanız mutlaka duymuşsunuzdur. Ve ben ilk bu videonun, bu serinin ilk videosunda diyeyim. Sanatla ilgili yayın yapan yayın evlerinden ben bahsetmiştim. Evet, özellikle seçmişti. Seçmişti ve bu eksik kalmıştı. O yüzden buraya hemen taşıdım, yeri gelmişken bahsedelim diye. Elimde bu yayın evinden iki tane kitap var benim şu anda. Ve benim bahsetmeyi tercih ettiğim kitap bu iki tanesinin arasında. Jean-Yves Yohannes'in Yapmamayı Yeğlerim, Yapıtsız Sanatçılar isimli bu güzel kitabı. İsmi çok güzel. Acaba neden? İsmi çok güzel. Şimdi arkasında da Katip Bartley bir isimli karaktere
gönderme yapmışlar. Biz bu serinin ilk videosu nasıl çok rağbet gördüyse, evet, çok hızlı yükseldiyse, Katip Bahtemi'den bahsettiğimiz bir içerik vardı. Hatta iki karakter üzerinden, trajikomik, evet, roman karakterleri demiştik. Marvin ve Katip Bahtemi'den bahsettik ama o video nedense Olamayanlar kitabında olduğu gibi bir türlü olamadı. Hiç olmadı yani. Hiç ilgi çekmedi. Çok az izlendi. Halbuki çok da güzel bir içerikti. Gene de hani merak edenleriniz olursa kanalımızda bu isimde bulabilirsiniz. Trajikomik roman karakterleri. Aynen öyle. Güzel, o yüzden o da yapmamayı tercih ederim diyen bir karakter olduğu için burada gönderme yapmışlar ona da. Şimdi bu kitapta özetle ben baştan sona okumadım. Zaten baştan sona böyle roman kuruğu gibi okunacak bir kitap değil. Karıştırdım. Ara ara ilgimi çeken yerleri okudum. Şunu söyleyebilirim. Standart olarak aklınıza gelen, alışılagelmiş diyeyim, alıştığınız tarz sanat kitaplarını ya da sanatçı biyografilerini unutuyorsunuz. Bir kenara koyuyorsunuz onları. Unutun gitsin. Çok farklı bir şey. Burada yaratma eylemini bir kenara koyup yaratmamayı, bir şey ortaya çıkarmamayı yeğlemiş sanatçılardan bahsediyoruz. Çok güzel. Yani o kendilerini o yaratma açmazından çıkarıp sıyırmayı başarabilmişler. Yani bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir bilmiyorum ama bazı zamanlarda bazı noktalarında kendimi de yakaladım. Yani kendi içinde yaşıyorsun, kendin için yapıyorsun. Hani ben daha çok kendim için bazı şeyleri artık hani hayatımda yer veren tarafındayım ama burada sanıyorum hiçbir şey üretmemek. Yani düşünce bazında kalmasından bahsediyor bu kitapta çoğunlukla. Çok iyi bir şey ha. Ben hani o arada bir yerde duruyorum bu konuda. Yani bir nevi kendini kanıtlama çabasından, kendini hani bir şey yaptığınızda illa göstermek ve onu beğeniye sunmak, beğeni, evet, görmek, işte takdir görmek, o açıdan tatmin olmak isterseniz de burada sanatçılar kendilerini buradan, bu kaygıdan sıyırmışlar diyelim. Aynen öyle. Ben zaten sanatı yaşıyorum, sanat benim. Kendim için, kendi güzel içimde düşünce var gibi bir durum benim anladığım bu kitaptan. Dolayısıyla böyle bir enteresan bir kitap olduğunu düşündüğüm için buraya getirdim. Baştan sona dediğim gibi okumadım. Sen bir şey söylemek istersen. Ya şöyle, zaten dediğiniz gibi merak ettiğin yerler okursun. Az önce bir örnek vermiştim. Roman gibi okuyup bitiremez ama alışılmadık olma konusunda evet başarılı bir örnek. Yani açıp atıyorum Leonardo da Vinci'nin hayatı neymiş ya. Öyle dümdüz bir anlatısı yok kesinlikle. Yapmayan insanlar üzerine, ki benim çok hoşuma gidiyor bu ters köşe hareketler. Tabii tabii kesinlikle. O yüzden çok sevdiğim sanat kitabı. Zaten kaç tane sanat kitabı biliyor olabilirim ki. Ya, sanatçı olmadığım için az biliyorum. Kurtulayım bari. Az kitap biliyorum zaten ama bu kitap hoşuma gidiyor. Yani ben hatırlıyorum. Eğitim hayatım boyunca sanat tarihi dersleri çok almıştım bölümümle alakalı olarak. Orada da hani sanatın ve sanatçıların sanatın nereye varabildiği, sanatçıların şimdiye kadar neler yaptığını gördüğünüz zaman hani neyi sanat olarak neyi ortaya koydukları, neyi benimsedikleri, bu konudaki tartışmalar, çok enteresan şeyler tecrübe etmiştim. Bu da o, yani kitap olarak aynı hissi bana yaşattı. Gerçekten çok enteresan. Yani çok fazla o yüzden bahsetmek istemiyorum. Kendiniz direkt alıp deneyimleyin istiyorum kitabı. Ve buraya çıkarmakla görevimi tamamladığını düşünüyorum şu anda. Bir de elimde gene çok enteresan bir kitap var. Paul Klee'nin Bir Öğretmenin Eskiz Defteri. Bauhaus Okulu'nda verdiği eğitimlerden, eğitimleri, aynen, dersleri burada paylaşmış aslında. Çok güzel yani. Bayağı bildiğiniz teknik çizimler var içerisinde. Evet, aynen, şöyle biraz gösterelim size. Bayağı denk geldi mi? Çizgiler, işte daireler. Yani tabii ki metin kısımları da var başta. Bu kitapla ilgili bizim en çok hoşumuza giden şey aslında dizaynı oldu. Yani kullanılan, evet, materyal ve şeyi düşündük. Bu kitap hiç eskimez ya dedik kendi kendimize. Ya evet, çünkü bu kitap yıpranmayacak tarzda. 16'dan falan beri bende. Yani, hı-hı, gerçekten yıpranmadı. Onu hakkını çok farklı verdi. Ya, dikiş tarzı farklı, kağıdın türü farklı. Evet. Burada çok ciddi kalın bir kağıt kullanılmış. Hı hı. Gerçekten birçok yayın evinin kapakta kullanacağı kağıdı içeride kullanmışlar. Hı hı. Kapak da aynı şekilde bayağı hani birkaç kat kalın normal kapak kağıtlarından diyeyim. O yüzden çok başarılı bir tasarım ve ürün aslında. Ya tabii yüzden herkesin direkt alıp okuyabileceği, ilgi çekecek bir şey değil ama tabii spesifik canım ilgilenen insanlar varsa da bu konularla, yazarla yani onun eğitimiyle, daha doğrusu bu konularla ilgisi olan insanlar varsa mutlaka ki bir hatırlatma olsun istedik. Ve bu yayın evinde elimizde olan seçenek bu olduğu için bunu da şans versinler yani buraya taşıdık. Şöyle iki adet Güzide kitabını ben buraya taşıdım. Bu da bu videoda bahsedeceğimiz son kitap oldu. Evet, toplamda 6 yayın evinden 17 adet kitaptan bahsettik bu videoda. Aynen, kitapçıların raflarında daha az gördüğünüz ama kesinlikle daha fazla okunması gerektiğini düşündüğümüz kitaplardan bahsettik. Bu serinin mutlaka üçüncüsünü de yaparız biz.